benim için. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İzzet Günay Bodrum'da bir söyleşiye katıldı. Söyleşinin ardından Vesikalı Yarim filmi izlendi. Hamdi Topçuoğlu moderatörlüğünde Yakaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dibekli Han Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen gün batımı söyleşilerine aralarında sanat, spor ve iş dünyasından tanınmış kişilerin de olduğu çok sayıda kişi katıldı. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği ve başrollerini İzzet Günay, Türkan Şoray ve Ayfer Feray'ın paylaştığı 1968 yapımı Vesikalı Yarim filminin izlendiği gecede İzzet Günay filmle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Film gösteriminin ardından bir konuşma yapan Günay, Yeşilçam sinemasını özlemle anarak filmin kendisini o günlere götürdüğünü ifade etti. Vesikalı Yarim filmini her izlediğinde farklı şeyler gördüğünü de anlatan Günay, filmdeki pek çok oyuncunun şu an hayatta olmadığını belirterek şunları dile getirdi. Bu filmle birlikte olduk. Bir merhabamız vardı sadece. Çağrıldığım zaman filmden tabii çok az insan hayatta. Yani bir aktörün filmini seyretmesi ve geride kalanları, gidenleri hatırlaması çok acı. Şöyle bir baktım, Ayfer Feray ile aynı sahnede sinemada oynuyorsunuz, sonra sinemada buluşuyorsunuz, muhteşem oyuncular. Ve 68'in Antalya'sını aldı götürdü. Film tabii festivallerde politik nedenler dolayısıyla ikinci film olarak seçildi. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 100 filmin içinde İlk onun içinde ve ilk onun içinde de 5. film. Yani yeni tabirle bizim yabancı olduğumuz bir kült filmlerin başında geliyor. Gerçekten benim için Lütfü abiyle bu filmi çalışmak büyük bir şanstı. Görüyorsunuz işte bir yere çağrıldığım zaman hep bu filmi oynatıyorlar. Ve ben işte beğendiğiniz filmleri Sayın İzzet Bey dedikleri zaman ilk birinci sırada Vesikalı Yarim'i sayıyorum. Bu filmden sonra Türkiye'de yazılanlara göre 15 tane Vesikalı Yarim yapılmış. Katılımcıların Günay'a merak ettikleri soruları da yönelttiği etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü. Uyumaz oldun, bir derdin yok.